Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatından Nedvi tarafından kaleme alınan İslam tarihinden çocuklar için hikayeler isimli kitaptan okumalarımızı devam ettiriyoruz. Hem Arapçamızı geliştirmek hem o altın dönemi, altın anları tekrar hatırlayıp hayatımıza ışık tutması umuduyla ve Arapçamızı geliştirmek niyetiyle çalışmamızı devam ettiriyoruz. Çalışmak bizden, muvaffakiyete erdirmek Allah'tandır. Ve benel muslimune el mescide. Bene bina etti el muslimune, Müslümanlar el mescide. Mescidi. Bene iffili mazi el muslimune fail merfu' bil vav. El mescide ismi mekan. Aynı zamanda mef'ulun bih. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ya'melu, çalışıyor, biyedihi, eliyle bizzat, yani böyle diliyle değil, eliyle çalışıyordu. Ve yankulu, ve taşıyordu ellebine, kerbiç taşıyordu bizzat. Fekale, dedi kailu minel muslimine, Müslümanlardan biri dedi, yani bir şiir söyledi. Le in ka'adne, eğer bir otursak, ve nebi ya'men, ve peygamber çalıştığı halde biz otursak, lezeke, bu ne olur, minne l'amelul mudallan, bu yoldan çıkarıcı ya da sapıttırıcı bir iş olur. Yani peygamber çalışıyor da biz otursak, bu biraz yakışıksız olur anlamında diyor. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ, ve Müslümanlar idi, يَبْنُونَهُ, bina ediyorlardı onu, ve يَقُولُونَ, ve diyorlardı. Ya yani bina ederken şöyle diyorlardı. اللهم, ey bizim Allah'ımız, لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ, ahiret hayatından başka bir hayat yoktur. Yani gerçek hayat, gerçek yaşam, ahiret hayatı. Evet, dünya hayatı var ama fani diyor. Öbür taraf baki. Ferhamil ensara vel muhacire. Ferham, merhamet et, acı. El ensara vel muhacire, ve muhacirlere yardım et. Ensar ve muhacirlere nedir? Yardım et, merhamet et. Ve kad zade, o arttı, fi hazel mescid, bu mescitte arttı, emirul müminine, müminlerin emiri ekledi, yani ziyade burada arttı, ekledi anlamında, ek yaptı. Osman bin Affan radıyallahu anh, vel muluku, ve ondan sonra gelen melikler, krallar, ba'dehu. Osman bin Affan'dan sonra gelen melikler de eklemeler yaptılar. Hatta ta ki kâne idi mesciden celilen cemilen. Ta ki iri, yüce ve güzel bir mescit oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde basit, küçük bir mescit idi. Yani çatısı hurma lifleriyle örülmüş, tabanı kumlarla serilmiş bir yerdi. Yes'u alafen, yes'u içine alır, alafen, binlerce kişi, minel musalline, namaz kılanlardan binlerce kişi, alafen, elfun, bin, elfani, 2000, alafen, binlerle, binlerce kişi. Kadderallahu ziyaretekum, Allah ziyaretinizi
ona ziyaretinizi ve salate fihi ve orada namaz kılmanızı takdir etsin Allah. O camiyi, o mescidi ziyaret etmenizi ve orada namaz kılmanızı takdir etsin. Evet. Musabakatun beyne şakikayni. Musabakatun beyne şakikayni. İki kardeş arasındaki yarışma. Kale seyyidüne Abdurrahman ibni Avf radıyallahu anh. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh dedi ki, kuntu vakifen, bekliyordum yevme Bedrin, Bedir günü. Ve gulamani, ve iki çocuk, minel ensari, ensardan iki çocuk, Muaz bin Afra, Muaz bin Afra ve Muavviz bin Afra ve Muavviz bin Afra an yemini ve şimali. Bu iki kardeş de sağımda ve solumda bekliyordu. Vel tefettü ve döndüm ile ahadihime. Onlardan birine döndüm. Ve kâle li sirren, ve gizlice bana dedi ki, min sahibihi, arkadaşından gizli bir şekilde bana dedi ki, ey ammi, amcacığım, ey ammi, ey amca, hel te'arifu Ebu Cehil, hel te'arifu Ebu Cehil, hel te'arifu Ebu Cehil? Ebu Cehil'i tanıyor musun? Fekultu, dedim ki, naam, evet dedim, tanıyorum. Mâze turidu, ne istiyorsun minhu? Ya İbni Ahi, ey kardeşimin oğlu, ondan ne istiyorsun? Kale dedi ki, uhbirtu, haber aldım. Ennehu, muhakkak ki o, yesubbu Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövdüğünü, hakaret ettiğini duydum. Erihi, erinihi, bana onu göster, ye ammi. Amca, onu bana göster. Fe inni, şüphe yok ki ben, a'taytullaha, Allah'a ahden, Allah'a söz verdim. A'taytullaha ahden. Bakın, çocuk diyor ki, Allah'a söz verdim. İn ra'eytühü, eğer onu görürsem, in ra'eytühü, onu görürsem, en ektülehü, onu öldüreceğim. Ev emute dunehu, veya öleceğim. O yolda öleceğim. Bakın. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim ya o yolda öleceğim. Kaleli bana dedi ki, el-âhiru sirren min sahibihi. Kaleli el-âhiru sirren min sahibihi. وقال لي الآخر وقال وددك لي بنا الآخر bir başkası sırren yine gizli min sahibi arkadaşından gizli yani kardeşinden gizli habersiz erinihi ya am onu bana göster amca fe فَإِنِّي عَاهَدْتُ ben Allah'a söz verdim اِنْ عَيَنْتُهُ اَنْ اَضْرِبَهُ eğer onu görürsem onu vuracağım بِسَيْفِ kılıcımla حَتَّى اَقْتُلَهُ ta ki onu öldüreceğim yani kılıcımla vurup onu öldüreceğim
Fabeyne eneke velike, ben bu olay esnasında, arasındayken idbere ve Ebu Cehil. Ebu Cehil ortaya çıktı. Fekultu ele terayani, görmüyor musunuz ve görüyor musunuz? Çünkü ikisi birbirine diyor ki ancak onu bana göster, ancak onu bana göster diyor. Haze Ebu Cehil. İşte bu Ebu Cehil'dir. Haze sahibukum. Bu sizin arkadaşınızdır. Feşedde aleyhi misle sakrayni. Bir doğan misali oku çekti, yayı çekti ve yani ikisi misle sakrayni, iki kartal, iki şahin misali ve hatta darabe hu, ta ki o Ebu Cehil'i ne yaptılar? Vurdular. Sümmen sarafa, sonra gittiler ile Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler ikisi, iki kardeş ve ehberahu, ve ona haber verdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve kâle, dedi ki eyyüküme katelehü, hanginiz onu öldürdü? Kâle küllün minhüme, onlardan her birisi ene kateltühü dedi. Yani onu ben öldürdüm dedi. Resulullah dedi ki kâle hel mesehtüme seyfeyküme, kılıçlarınızı sildiniz mi? Seyfeyküme, yani tabi feşedde aleyhi, burada biz özür dilerim, oklarını, yaylarını şey yaptılar diye tercüme ettik. Aslında ok ya ya da kılıç söz konusu değil ama sanki uzaktan yaylarını gerip okları fırlatmışlar gibi anladık. Ama demek ki burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinden ikisi bir şahin gibi, bir şahin misali, doğan misali kılıçlarıyla saldırmışlar Ebu Cehil'e ve öldürmüşler kılıçlarıyla. Onun için soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kılıçlarınızı sildiniz mi? El mesehtüme? Kale, ikisi dedi ki la. Fenazara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seyfeyni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kılıca da baktı. Fekale kilehüme katelehu, her ikisi, her iki kılıç onu öldürdü. Katelehu, kilehüme, her ikisi katelehu, onu öldürdü. Evet, bugünkü bu hikayemiz de, yani hikayemizin musabakatü beyne şakikayni, yani iki kardeş arasındaki yarışma, musabaka, heyecan, işte ikisi Cenab-ı Allah'a Ebu Cehil'i öldürme söz vermişler. Gerekçesi de Hazreti Muhammed'e hakaret etme. O ve gerçekten samimi olmaları gerekçesi nedeniyle de Cenab-ı Allah onları ne yapıyor? Bu niyetlerine muvaffak ediyor. Bir sonraki El-Hanin ile Şehade başlığından devam etmek üzere hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim. Allah'a emanet olun.